TR724 YouTube kanalındasınız. Doçent Doktor Mahmut Akpınar'ın yazdığı Varlık Vergisi Yolda başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Erdoğan bir şeyleri yapmadan önce yoklama çeker, kamuoyunun tepkisini ölçer, sonra da onu halkın kabulleneceği bir forma sokarak, güzelce zarflayarak icraata koyar. Korona salgını ülkeyi sarınca Erdoğan, devlet en çok da işte böyle günler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurumları ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşın istisnasız tamamının yanındadır diye, güya vatandaşa yardımcı olacakmış intibağı veren konuşmayı tekalifi milliye emirlerine getirdi ve bu konuyu birkaç dile getirerek ülke gündemine soktu. Bütün devletler korona nedeniyle işsiz kalan, dükkanını kapatan, gelirini kaybeden vatandaşlarına yardım ediyor. Hesaplarına para yatırıyordu. Siz yeter ki evinizde kalın, karantinaya uyun, biz sizin temel yaşam ihtiyaçlarınızı karşılayacağız diyerek vatandaşını rahatlatıyordu. Dünya lideri Erdoğan, işsiz kalan kimselere, kapatılan dükkanlara destek ödemek zorunda kalmamak için tüm dünyanın uyguladığı, bilim kurulunun ısrarla tavsiye ettiği sokağa çıkma yasağını uygulamadı. Ama içine Atatürkçülük sosu da katarak tekalifi milliye emirlerini gündem ediyor. Tekalifi milliye emirleri nedir? 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti yeniliyor. Başkenti dahil limanları, tersaneleri işgal ediliyor. Ordusu terhis ediliyor. Yıkılmış bir devletin, tükenmiş bir milletin, işgallerin olduğu bu dönemde millet ülkeyi kurtarmak için yokluklar içinde bir milli mücadele başlatıyor. İşte tekalifi milliye emirleri bu dönemde işgallerden ülkeyi kurtarmaya yönelik verilecek mücadele için milletten son bir fedakarlık beklemektir. Milli yükümlülükler ilan etmektir. Nitekim millet kıt imkanlarla yeni bir ordu donatmış, elinde ne varsa vermiş ve bu orduyla ülkeyi işgalden kurtarmıştır. Fedakar Anadolu insanı, erzağını, yiyeceklerini paylaşmış, kanısıyla orduya malzeme taşımış, araç gerecini ordunun emrine vermiştir. Erdoğan, korona sebebiyle milletimizin yanındayız derken bile millete yeni yükler vurmayı amaçlamakta. Tekalifi milliyeyi devreye sokup milleti daha fazla soymanın planlarını yapmaktadır. Günümüzdeki durumun 1921'lerin Türkiye'siyle ve milli mücadele dönemleriyle dolayısıyla tekalifi milliye şartlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Teşbihin iler tutar tarafı yoktur. O dönemde dünyayı saran bir savaş yaşanmış ve devlet çökmüş, ordu tasfiye edilmiş, ülke işgale uğramış, ekonomi tamamen bitmişti. Yeni bir devlet ve ordu kurulmasına ihtiyaç vardı. Millet büyük fedakarlık yaparak işgali bitirip özgürlüğünü almayı başardı. Bugünse tam tersi bir durum söz konusu. Erdoğan iktidarı devleti çökertti, ekonomiyi bitirdi, kamu kaynaklarını talan etti, milleti işsiz güçsüz bıraktı. Milli bir mücadele değil, milli ayrışma, bölünme, huzursuzluk, adaletsizlik, zulüm süreci başlattı. Sağlam bir devleti, ekonomiyi batırdı, güçlü bir orduyu perişan etti. Şimdi de koronayı gerekçe yapıp milleti bir defa daha soymanın yollarını yapıyor. Mevcut hal, milli mücadele yıllarıyla ve tekalifi milliye emirleriyle karşılaştırılamaz. Ama İnönü döneminde uygulanan varlık vergisi şartlarıyla benzerliği var. Yıl 1942, İkinci Dünya Savaşı devam ediyor. Hitler bütün Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Nazi orduları sınırlarımıza kadar gelmiş. Meriç Nehri'ne dayanmış. İnönü bir yandan seferberlik ilan edip olası savaşa hazırlanırken öte yandan Hitler'i kızdırmamaya çalışıyor. Doğal olarak dünyada ekonomik kriz var. Ekonomisi zaten zayıf olan Türkiye, dünyadaki kriz, savaş ve ülkedeki seferberlik nedeniyle ciddi zorluklar çekiyor. Vergi gelirleri düşmüş, devletin giderlerini karşılaması zorlaşmış. İşte böyle bir dönemde 11 Kasım 1922 tarih ve 9305 sayılı kanunla yeni bir gelir aracı olarak varlık vergisi ilan ediliyor. Savaş koşullarında oluşan haksız kazancı vergilemek gerekçe olarak sunuluyor ve bu vergi azınlıkları hedefliyor. Dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu bugünkü siyasetçiler gibi olayı farklı takdim ediyor. Bu kanun aynı zamanda bir devrim kanunudur. Bize ekonomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Piyasamıza egemen olan yabancıları böylece ortadan kaldırarak Türk piyasasını Türklerin eline vereceğiz diyerek yapılan adaletsizliği, mala çökmeyi meşrulaştırmaya uğraşıyor. Osmanlı döneminden beri ticarette, zanaatte ve sanayide azınlıklar etkiliydi.
varlık vergisiyle İkinci Dünya Savaşı şartları gerekçe gösterilerek ekonomiyi ayakta tutan ve üretimin önemli kısmını yapan azınlıklara mallarının yarısına varan oranda ek vergiler kondu ve kısa sürede ödemeleri istendi. Doğal olarak pek çok insan malını mülkünü satıp bu vergiyi ödeyemedi. Pek çok Ermeni, Rum, Yahudi kanuna aykırı hareket etmekten o dönemin sürgün yeri olan Aşkale'ye gönderildi ve orada kötü şartlarda maden ve yol yapım alanlarında zoraki çalışmaya maruz bırakıldı. Malını kaybetmenin yanında çok sayıda azınlık mensubu canından oldu. Varlık vergisinin çıkarılması zaten kötü olan üretimi ve ekonomiyi iyice bitirdi. Ticareti bilen pek çok azınlık ülkeyi terk etti. 1955 yılında yaşanan 6-7 Eylül olaylarında azınlıkların mallarına ve canlarına yönelik bir saldırı daha olunca, elinde sermayesi, sanatı olan, ticaret ve üretim yapan azınlıklar bu ülkede yaşayamayacaklarını anladılar ve Anadolu'yu neredeyse bütünüyle terk ettiler. Bugünlerde Erdoğan'ın dilinin altındaki bakla asla tekalifi milli emirlerinden çok, servet sahiplerinin mallarına, banka hesaplarına çökmeyi planlayan yeni bir varlık vergisini andırıyor. Aradaki büyük fark şu ki, hep tukaka ettikleri İnönü hükümetleri bunu İkinci Dünya Savaşı şartlarında tüm dünyanın krize girdiği, ülkenin işgal tehdidi yaşadığı bir dönemde yapmıştı. Erdoğan iktidarı, kamu kaynaklarını, kupon arsaları, madenleri, talan edilecek şeyleri bitirdi. Kötü yönetim ve suistimal, soygun, talan nedeniyle maliye bomboş, hazine tam takır, borçlar kapıda. Erdoğan iktidarı için ekonomik olarak yol bitti. Anlaşılan o da gözünü milletin malına dikti ve bunun yolunu yapıyor. Sanırım sıra istikbalin, ipeğin, Anadolu sermayesinin malına, hesaplarına çökülürken ses çıkarmayanlara geldi. Erdoğan artık ülkenin en önemli güvenlik sorunu, her türlü milli servete, varlığa tehdit oluşturuyor. Canınız, malınız, paranız, neyiniz varsa Erdoğan'dan korumaya bakın, diyor Mahmut Akpınar TR724'deki köşesinde.